telekomünikasyonla ilgili bir şey olması. Siber saldırı, bu konuda benim pek bir fikrim yok ya. Senin fikrin var mı? Yok. Dış güçlerin ülkemize karşı olur olmaz, yani olmayan şeyleri bize yansıtması gibi bir şey. Merhaba sevgili NAR TV izleyicileri. Siber güvenlikle alakalı Kahramanmaraş halkı ne kadar bilgiye sahip? Buyurun birlikte görelim. Duyduk haberlerde. Anladım, peki. Şifrenizi yakınlarınızla paylaşıyor musunuz? Hayır, paylaşmıyoruz. Peki ne sıklıkla şifrenizi değiştiriyorsunuz? Ayda bir muhakkak değişiyor. Peki. Siz daha önce siber saldırıyı duydunuz mu? Yani iç saldırı gibi bir şey. Anladım. Şifrenizi ne kadar sıklıkla değiştiriyorsunuz? Değiştirmiyorum genelde. Yani. Şifrenizi birileriyle paylaşıyor musunuz? Paylaşmıyorum. Ya duymuştum ama anlamını veya ne olduğunu bilmiyorum. Peki şifrenizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Hesap şifrelerimi. Evet. Vallahi bir yıldır hiç değiştirmedim. Peki yakınlarınıza veriyor musunuz şifrenizi? Hep bütün arkadaşlarımda var. Anladım. Hepsinde. Güvenlik açısından sıkıntı olmuyor mu? Oluyor. Çok oluyor ama hani sorun değil ya. Geri bir şekilde alıyorum ben hani. Bulabiliyorum bir şekilde alabiliyorum tekrar. Dış güçlerin ülkemize karşı olur olmaz, yani olmayan şeyleri bize yansıtması gibi bir şey yani. Anladım. Şifrenizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Siber saldırı, bir de öyle bir saldırı var değil mi? Sosyal medya ile ilgili. Yani aydan aya, haftadan haftaya. Gelen şeylere, tehditlere göre değiştiriyorum diyelim. Anladım. Peki şifrenizi yakınlarınızla paylaşıyor musunuz? Kendimden başka kimseyle paylaşmıyorum. Paylaşmaya da gerek duymuyorum. Allah, siber saldırı herhalde bir tehlikeli bir şeydir. Anladım. Peki internet üzerinden şifrenizi birileriyle paylaşıyor musunuz? Yok, imkan yok. Peki. İmkan yok. Şifrenizi ne kadar sürede değiştiriyorsunuz? Valla daha değiştirmedik. Yeni aldık onu da. Siber saldırı sanal alemdeki bir saldırı diyebiliyorum. İnternet üzerinden kullanılan bir şey diyebiliyorum. Kula verilmemesi gereken yani şifreler gibi, kişiye özel bilgiler gibi, doğum tarihleri gibi bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğine dair bilgim. Siber saldırı nükleer saldırı. Siber saldırı internet şeyi. Dış güçler tarafından yapılan internet yani elektronik saldırı gibi bir şey. İnternet üzerinden şifrenizi birileriyle paylaşıyor musunuz? Yok. Ne sıklıkla şifrenizi değiştiriyorsunuz? Fazla da değiştirmiyorum. Siber saldırı. Herhalde bilgisayarlara yapılan şey saldırı. İnternet üzerinden şifrenizi ne kadar sürede değiştiriyorsunuz? Ben internet kullanmıyorum. İnternet şifrenizi birileriyle paylaşır mısınız? Yok. İnternetle alakalı değil mi? Şeyi karıştırıyor, sistemi karıştırıyor. O saldırı yapan kendi şeyine mi hizmetine sunuyor ondan sonra? Tam bilgim yok ama benim şifrem yok, kullanmıyorum inan. Gerek duymuyorum buna. Güvendiğimiz yani çocuklarla olabilir. Çocuklarla paylaşabilirsin tabii şifreni. Şifrenizi ne kadar sürede güncellerdiniz? Güvenlik açısından. Valla o güven, ona da o verdiğim kişiye güvendiğim kadar şey yapardım o zaman. Telekomünikasyonla ilgili bir şey olması lazım. Şifrenizi birileriyle paylaşıyor musunuz? Hayır, şifre paylaşılır mı? Ne kadar sürede bir güncelliyorsunuz şifrenizi? Yani çok olmasa da ayda bir falan güncellemek lazım. Şu bilgisayarlara, cep telefonlarına yapılan saldırı değil mi? Şifrenizi ne kadar sürede güncelliyorsunuz? Ben tuşlu telefon kullandığım için şifrem falan yok. Şifrenizi yakınlarınızla paylaşıyor musunuz? Yok, paylaşmam. Kimseyle paylaşmam. Siber saldırı, bu konuda benim pek bir fikrim yok ya. Senin fikrin var mı? Yok. Siber saldırı şeyle ilgili yani. Bilgisayarla, internetle. Yani paralar, hesaplar, şunlar bunlara giriliyor. O şekilde biliyorum. Peki şifrenizi yakınlarınızla paylaşıyor musunuz? Yani. Paylaşıyor oğlumla. Ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Hiç değiştirmiyorum. Oğlumla, hanıma güveniyorum yani başka. Yani siber saldırılar genelde bilgisayar üzerinde oluyor ortamlarda. Yani her türlü dolandırıcılık da mevcut. Şifrenizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Yani şifreyi her 6 ayda bir düzenli olarak değiştiriyorum. Eski şifreyi de kullanmıyorum. Şifrenizi yakınlarınızla paylaşıyor musunuz? Yok, hiç kimseyle paylaşmam.